Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün BYD Sakarya bayisindeyim. Sandıkçı Oto. Bu aracı bugün test sürüşü yaptım. Dışarıda yine aynı renk. Tekton'um. Şimdi şöyle içeride. Dışarıda da yağmur yağıyor, çekemedim. Şöyle içeride detaylarını çekeyim. İçi gayet seri araba. Hoşuma gitti. Kullandım. Çekincelerimiz var bu elektrikli araçta. Onlar tek tek sorular cevabını buldu mu elektrikli araçlar bence alınıp gayet de kullanılabilir ekonomik araçlar. Bakın şurada kristalize bir start stop var. Buna basıyorsunuz ve gaza basıp ilerliyorsunuz. Evet. Evet yumuşak plastik. Buralar yumuşak plastik. Böyle kas dokusu gibi. Evet bunlar oldukça kaliteli gözüküyor. Ben bunları böyle uyduruk bir şey sanıyordum ama birebir görünce, temas edince gayet kaliteli olduğunu anlıyorsunuz. Böyle bana biraz oyuncaksı geliyordu. Burada kablo şarjı var. Evet yine anahtarları burada bakın. Evet anahtar bunlar. Başlatmak için diyor frene basın diyor. Frene bastık mı direkt çalışmış oluyor. Hiç gerek yok şimdi. Bayinin içindeyiz, bir yere vurabiliriz. Evet bakın. Malzeme kalitesi. Şöyle detaylar. Gayet güzel. Evet BYD Atto 3. Bugün ben bu aracı test sürüşü yaptım. Bayağı bir kullandım. Yaklaşık bir 7-8 kilometre kullandım. Gayet memnunum. Memnun da kaldım yani kullanmasından. Sürüşü, konforu gayet güzel. Hani bu kafanızdaki Çin malı algısını yıkın. BYD zaten dünyanın en çok satan elektrikli aracı oldu. Tesla'yı da geçti. Ülkemize de Toyota'nın distribütörü getiriyor. ALJ. Bakın burada da ambiyanslar var. Böyle kapı açma kolu. Ortası Twitter, dışı ambiyans. Yine burada gitar. Evet. Arkaya oturalım. Evet, tavan mat döşeme. Bakın buralarda ledler var. Koltuk başlıkları. Baş mesafesi gayet güzel. Evet arkadaşlar, BYD Atto 3'ün içindeyiz. BYD Atto 3'ü test sürüşü yaptık. Gayet güzel. Isıtması, kullanımı. Evet bu araçlarda ısı pompası da var. Hani o yönden menzilden biraz tasarrufunuz oluyor. Satış görevlisi hanımefendi 29 dakikada şarjın fullendiğini söyledi. Normal fişe taktığınızda cep telefonu gibi evde 30 saat, trifaze duvar ünitesiyle evde şarja taktığınızda da 6 saatte şarjının dolduğunu söylüyor. Hemen şöyle bakalım tekrardan. Bakın burada çocuk kilidi var. Yine bu kapıların altında bakın plastik bir ekleme var. Bu da şuraların çamurlanmamasını sağlıyor. Yani bu ne demek? Araca inip binerken pantolonunuz, elbiseniz çamurlanmıyor. Continental marka lastikler var. Bakın şöyle jantla detaylarını göstereyim size. Bakın jantın detayı bu şekilde. 235 50 18 lastik var. Evet dodikler. Gayet güzel, renk güzel. Evet bakın burada BYD Tek yazıyor. Yine buradaki şu tasarım acayip güzel. Açılır cam tavan var. Evet, Build Your Dreams BYD'nin açılımı. Evet, elektrikli bagaj. Hemen şöyle bakalım burada neler var. Bakın burada şarj kablosu var. Burada yine bir çanta var. Hemen buna bakalım bunda ne var. Açtık. Bunda da yine böyle bir batarya var. Şarj etmek için. Burada da yine bir şarj kablosu. Paspasları var yanında. Bagaj paspası var. Hemen şöyle arkayı kaldıralım. Bakın burada stepne tamir kiti ve reflektörünüz var. Yine güzel bir köpüklen organizer yapılmış. Yine bu sağ ve sol tarafta fileler var. Eşya koyma gözlüğü. Bagajda led aydınlatma var. Hemen şuradan bakın basıyorum. Kapandı. Rengi de çok güzel.
Evet, şöyle aracın bir 360 derece etrafında dönelim. Evet, BYD Design yazıyor. BYD LED teknoloji. Evet, Çin'in en büyük elektrikli otomobil markası. Hatta dünyanın diyelim, şu anda Tesla'yı da geçmiş durumda. 1 milyon 690 bin lira fiyatı var. Sürüşü gayet güzel, ben kullandım. Tek çekincem benim uzun dönemde batarya ne olur? O çekincelerimiz cevap bulduktan sonra elektrikli araçlar alınıp kullanılabilecek ekonomik araçlardır. Evet, şu anda BYD Atto için şu rengini görüyorsunuz. Buna ne diyelim? Yeşil de diyebiliriz, turkuazlı diyebiliriz. Hemen şuradan bakın teknik özelliklerini göstereyim size. İsteyenler videoyu durdurup bakabilir. BYD Atto 350 kahva. Evet, burada kağıtta teknik özellikler yazıyor. Tek donanım olarak geliyor, tek paket. Hemen şurada değişik renkleri var, onları göstereyim size. Bakın. Kırmızı renk BYD Atto 3. Hemen arkasında grisi var. Evet, kırmızı da gayet güzel duruyor. Bakın arkadaşlar. Hemen şöyle dönelim. Füme var. Bakın füme Atto 3. Evet. Burada böyle gri ile beyaz arası bir renk var. Tasarım 10 numara. Yani kafanızdaki bu Çin malı algısını yıkın arkadaşlar. Adamlar bu sefer yapmış, hem de çok güzel yapmış. Hemen şöyle. Söylediğini Bakın. söylüyorum sana. Bu piyasa şartlarında diyor abim dedi. Evet, şurası böyle krom detay var. Yine burada marka amblemi. ADAS radarı. Hoş geldin. Evet. Buyur. Şöyle mercekler. Altta mavi detay. Şöyle içini tekrar göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel, sıfır araç kokusu var. Şöyle motor kısmına tekrar bir bakalım. Seni anlıyorum, sen biraz piyasa araştırması yapayım, yapmak istiyorsun. Onu Evet. Motoru, elektrik motoru. 600 metre artık bu toplar bir sıkayla. Bu şimdi bak, basarsan bu da şey yapar. Düğümü açarsan bu da. Ama bak, bu evet, motor detaylarına bakıyoruz. Bakın burada cam silecek suyu. Spor müziği geçersen 400 bin dolar yapmazsın. Ama git o pedalın altında spor modu var, o da yapmaz. Pejonu da var, o da yapmaz. Ben o pedalı çalıştım. İkinci de şeyde çalıştım o pedalı. Evet, bu aracın kapısında gitar var. Şu anda çalıyorlar. Kaput bayağı ağır. Geçen işte CEO ile birlikte gelen şoför var sınırda. Arabayı çizelim. Çizelim. Arka bagaj açıyor. Evet, şöyle içine yolcu tarafından da bakalım. Evet. Yolcu tarafı koltukları da elektrikli. Evet, şu koltuğun tasarımı da gayet güzel olmuş. Bakın şu renk uyumları, şu kırmızı dikişler, şu bej, şurayla şuranın uyumu. Yine bakın burada USB girişleri var, çakmaklık girişi var. Burada böyle bir metalik krom diyeyim. Hemen şuraya bakalım, kolçağı.
Evet, vites topuzu da değişik, gayet güzel. Hemen şuradaki düğmeye basıyorsunuz. Bu şekilde devreye alınıyor. Torpido gözü. Evet, led lamba. Ve meşhur gitarı arabanın. İlk bunları ben Capture'da görmüştüm. Renault Capture'da. Evet, bakın ambiyans yandı. Evet, araç gayet güzel. Evet arkadaşlar, bugün Sandıkçı BYD bayisinde Atto 3'ü sizler için inceledim. Test sürüş de yaptım ama ekipmanım olmadığı için test sürüşünü kameraya alamadım. Ama ben yaptığım test sürüşünde ve yol tutuşunda araçtan memnun kaldım. Hoşuma gitti. İşte videoda da dediğim gibi kafamızdaki soru batarya. Uzun kullanımdan sonra batarya ne olacak? Bu sorularda cevabını buldu mu elektrikli araçlar gayet alınıp kullanılabilecek ekonomik araçlar. Evet arkadaşlar, yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenmeyi, videoları yorum yapmayı unutmayın. Düzeltiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.